Arkadaşlar merhaba. Çok fazla kaynağa sahip olmayan ama çok işimize yarayacak bir shield inceleyeceğiz bugün. Seed Studio'nun ürettiği Arduino Camera Shield. Arduino Uno Mega ve benzeri kartlarla uyumlu olan bu shield'ı inceleyeceğiz. Bu shield'ı nereden aldım arkadaşlar? Robocombo.com'dan aldım. Robocombo.com ismini ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Zaten yeni açılmış bir robotik market. Bu kitaplarla ne alakası var derseniz arkadaşlar, CodeLab ekibi tarafından kurulan bir robotik market. Kitap ve robotik malzeme işini birleştirip buna da Robocombo ismini vermişler. Combo yaptık anlamında. Kısaca siteden de bahsedeyim. En önemli özelliklerinden bir tanesi Robocombo.com'un ürünleri stokta tutuyorlar. Dolayısıyla aynı gün kargoya verme imkanına sahipler. Kargolarınız gecikmiyor. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir kutuyla gönderiyorlar. Bunun üzerinde ambalaj da vardı. Ben ambalajı söktüm. Darbe almadan ürünleriniz elinize ulaşıyor. Fiyatlara baktığım zaman fiyatları da uygun. Onun dışında çok fazla Arduino seti çeşitliliğine sahip. 21 farklı Arduino seti var arkadaşlar Robocombo.com'da. Camera Shield'ı incelemeden önce çok kısa bir şekilde bir tane Arduino setini size göstermek istiyorum. Şundan da bahsedelim. Alınan, bu siteden aldığınız bütün Arduino setlerinin yanında Arduino ile Android ile uzaktan kontrol sistemleri kitabı hediye arkadaşlar. Bu kitap ne kadarmış? 20 liralık bir kitap Arduino seti. Bir tane Arduino Uno Clone kablosu, bir mini breadboard, erkek jumper kablo, 20 tane direnç var, 2 tane LED var arkadaşlar, 1 tane potansiyometre, 1 tane de push button var. Yanında bir de bu kitap hediye arkadaşlar. 27 lira gibi bir fiyatı vardı, emin değilim. Kendin yap duvar saati gibi ya da böyle LED seti gibi bir sürü malzeme de var, kendiniz bakarsınız. Şimdi esas işimize dönecek olursak arkadaşlar, bu kamera shield'ı inceleyelim. Shield'ımızın üzerinde microSD kart yuvası mevcut. Kamera modülümüz burada. Arkaya yapıştırılmış durumda şu an. Bunu edebiliriz. Güzel özelliklerinden bir tanesi UART arayüzüyle çalışıyor. Yani TX, RX ile çalışıyor ve bu pinleri değiştirmek mümkün. Şu an Software Serial kütüphanesiyle kullanılmak üzere tasarlanmış şekilde geldi. Biz bunu Hardware Serial olarak kullanmak istersek şu iki tane jumper'ı buralara almak gerekiyor. 0 ve 1 pinini. Tabii bu sefer Arduino'yu programlayamayız bu shield takılıyken. Ona dikkat etmek lazım. Onun dışında diğer pinleri de, 0 ile 7 arasındaki pinleri de kullanabiliyoruz. Bu shield'ın kapasitesinden, özelliklerinden bahsedecek olursak, VC0706 ve OV7725 platformlarının güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkmış bir shield. Daha basit bir dille anlatacak olursak, 640x480 çözünürlüğünde JPEG formatında fotoğraflar çekebiliyor. Bu çektiği fotoğrafları SD karta kaydedebiliyoruz. Bununla ilgili de kendi kütüphanesinde çok güzel bir örnek var. Ayrıca SD kart SPI protokolünü kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bir deneme yapalım. Bu deneme için Arduino Uno lazım. Hemen onu takıyorum. Şu üzerindeki yapışkanı da çıkarayım. Arduino kablosunu alıyorum. 16 GB microSD kart. Onu da FAT formatında formatlamak gerekiyor. FAT 32 ya da 16 olabilir. Bunu da taktıktan sonra Seed Studio'nun sitesinde olan Arduino Camera Shield kütüphanesini indirip ilk örneğimizi deniyoruz arkadaşlar. Deneme için Shield'ın kutusunu arkadaşlar fotoğrafını çekelim. Kütüphanedeki örneğe göre seri monitörü açınca fotoğraf çekilmiş olacak. Ve ekranda bizde çekildiğini göreceğiz. Fotoğraf çekildiğini söylüyor, ne kadar yer kapladığını söylüyor ve hangi isimle kaydedildiğini söyledi bize arkadaşlar. Şimdi örneği kapatalım, SD kartımızı çıkaralım ve fotoğrafımıza bakalım. Evet, fotoğraf gayet iyi görünüyor. Tabii çözünürlüğü söyledik, 640x480. Ama renkler gayet canlı, sizin de ekrandan gördüğünüz gibi. Hatta şaşırtıcı derecede iyi diyebilirim. Bununla ilgili bir de proje yapalım arkadaşlar. Bu projemizde de kapıyı açan kişinin fotoğrafını çekip SD karta kaydetsin. Biz de bunu daha sonra SD kartı bilgisayarımıza taktığımız zaman kimin kapıyı açtığını görmüş olalım. Bu projeyle ilgili de gereken malzemeleri sıralayalım. Arduino Uno ve Camera Shield. 1 adet microSD hafıza kartı. Arduino programlamak için USB kablomuz, 10 kilo-ohmluk direnç, evde bulabileceğiniz böyle fazladan atık kablolar. Bununla kapının açılıp açılmadığını anlayan bir şey yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir kablo olabilir. Ve güç kaynağı, 9 voltluk bir pil de işinize yarayabilir. Win girişinden bağlayabilirsiniz ya da böyle bir adaptör ucunuz varsa da güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz.
Tabii bunu kapının üzerine asacağız arkadaşlar. Kapı açılınca devrenin bağlantısı kopacak. Biz de direnç sayesinde oradan okuma yapacağız. Bir nevi anahtar görevi görecek bu kablo. Dolayısıyla kapı her açıldığında açan kişinin fotoğrafını çekmiş olacağız. Arkadaşlar bağlantımızı tamamladık. 2 adet kablo taktık. Kapı kapandığı zaman bu kablolar birbirine değiyor. Açıldığı zaman birbirinden ayrılıyorlar. Birbirlerinden ayrıldığı zaman fotoğraf çekmesini istedik. Bunun için de örnek kodda, biraz önce yaptığımız fotoğraf çekme kodunda ufak değişiklikler yaptık. Bu kablo buradan geliyor. Shield'ımızın üzerine geliyor arkadaşlar. Pil yuvasını taktığımız zaman otomatik olarak çalışacaktır. Deneyelim ve görelim. Arkadaşlar projemize biraz daha yakından bakacak olursak, burada basit bir pull down direnç devresi var. Direncin bir ucu 5 volta gidiyor. Mavi kablo toprağa gidiyor. Diğer ucu beyaz kabloya. Yine direncin analog 0 pinle gelen kısmı da beyaz kablonun diğer ucuna gidiyor. Bu iki kablo ayrıldığı zaman 5 volt direnç üzerinden analog 0 pinle geliyor. Yani analog pini high oluyor. Digital read yapıyoruz. High olduğunda fotoğraf çek diyoruz. Aslında kodumuz bu kadar basit. Pilimiz arkasında. Şimdi pili sökelim. Ve SD kartımıza bakalım nasıl bir fotoğraf çekmişiz. Gayet güzel bir proje oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Robocombo.com'a da hayırlı işler, bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.